Dostlarım selamlar. Bugün pusu destesiyle oynuyoruz. Karşımızda ise Morgana ve Mordekaiser var. Bunu gönder. Sanırım bu eli de bu şekilde bırakıyor olacağım. Ya desteği bilmeyenler için anlatabilirim ama çok eski bir destek aldı. Hatta dereceli de oynamak ne kadar mantıklı açıkçası çok bilmiyorum. Ama neden oynanmasın? Ne bunun ligi? Plat 3 biz neyiz? Plat 2'yiz. Zersel yavrusu gelsin. Bir tık bodozlama gidiyor gibi olacağız burada arkadaşlar. Hatta kandaki zımbırtı güzel. Öğrenci zaman büyücüsü gelsin. Ve destenin en üstüne pike koyalım arkadaşlar. Pusu kısaca şu, destenin en üstünde pusu etkisi olan üniteler varsa saldırıyorsunuz ve bunu ben nasıl anlatabilirim ki ya? Pusu etkisi olanlar artı bir kazanıyor. Buna ruh hasadını erkenden attı çünkü korkuyor. Elinde çok bir şey yok. O pike kartını elde tutmamız bizim için çok önemli bu arada. Arkadaşlar öyle böyle değil yani. Şimdi ne alaka diyeceksiniz. Pike kendi başına Mordekaiser'ı tekleyebilir arkadaşlar. Nasıl olacak? Pusu etkisiyle Pike'ın hasarı sürekli arttığı için aslında hani direkt all clear bile atabilir diyebilirim burada. Risk almaya gerek var mı? Bence risk almaya şu an için gerek yok sevgili dostlarım. Bugün saçım çok iyi de değil bu arada. Çok daha iyisi geldi. Sürüyü çağırla Rexa'yı. Destenin en üstüne koyuyorum tamam dostlar. Ve bana iki kart daha veriyor. Zersa yavrusu gelsin. Rakibin bu tur canını çok sağlam yakacağından emin olabilirsiniz sevgili dostlarım. Hatta inanılmaz hızlı hareket edecek bile diyebiliriz. 2'ye 3 ve 2'ye 1 ile saldırıyorum. Pusu gerçekleşiyor ve desteğe Rexa'yı koyduğumuz için bu defa 2'de ekstradan bir artı 1 almış oluyor. Sürüyü çağırla da ben durmadan bunu üstüne koyabileceğim için rakibin canını yakabilirim. Büyük ihtimalle bununla bunu öldürüyor. Pekala kankam. Sıkıntı yok. Şimdi burada rakibin bilmediği başka şeyler de var. Benim elimde iki kapan çene sürüsü var ve bunlar fazladan bir saldırı başlatıyor. Yani ben her tür sürüyü çağırla Rexa'yı gönderip kapan çeneden verim alıyor olacağım. Yani durmadan artı iki artı iki vereceğim diyebilirim. Hani şu an kaç artı 3 alıyor değil mi? Pike kaç vuruyor? 1 vuruyor. 3, 1, 4, 6. Bu da 10 hasar verdiğimiz zaman direkt level atlıyor. Derinlerin... Ay yanlış oynadım. Sürüyü çağırla Rexa'yı geri koydum. Tamam mı dostlarım? Bana 2 kart daha verdi. Ve burada kapan çene sürüsünü oynadığım için bunlar bir artı 2 artı 2 daha almış oldum. Yani nereden baksan mükemmel bir hareket. Ha, bununla takası sokacak. Sıkıntı yok. Sonuçlandır. Kart oynasın. Bu tur eli doldurup saldıracağım. Ya Morgana'sını ya da Mordes'in direkt bu şekilde elinden almak rakibin canını yakacaktır. Şu kart büyük ihtimalle Morgana ya da Morde arkadaşlar. Gel kanki sen. Yani 8'e 5 abanlı bir ünitem var. Öyle düşünebilirsin. Artı 5 alıyor. 1, 5, 6. Canı kaç bunun? Tamam 2 tane daha yapmak yeterli. Benim seve seve takası sokacağım bir olay. Pas geç. İntikam yeme olasılığım olduğu için benim, tamam mı? Öncelikle yine kapan çene sürüyor oynayacağım. Bu defa gördüğünüz üzere pusu gerçekleşmedi. Sadece 5 hasar vurabilmiş olduk. Tamam Rexa ile oynamayacağım. Dümdüz saldır. Yani yarı cana düştü bile gördüğünüz üzere. Hatta bu tur oyunu bile bitirebilir miyim? Eğer pusu gerçekleşmiş olsaydı bu tur oyunu bitirmiştik yani. Ben bunun garantisini veriyorum size arkadaşlar. Pas geç abi. Daha erken oynaması gerekiyordu sanırım. Durmadan kart rollamak istiyor. Aslında derinlerin intikamını yok. Net bir şekilde Morde'ye bekleteceğim arkadaşlar. Pas geç. 9 olurdu. Rexa'yı eğer level atlamazsa desteğe geri dönüyor arkadaşlar. Bu yüzden Rexa'yı şu an iyi değil. Ya şu terk edilmiş baklayı var ya mahvettin oğlum bizi. Sıkıntı yok. Hayalet demir tazıyla bunu öldürüp 8'e 4'lük zımbırtı alıyor. Terk edilmiş baklayım gelsin. İnsafsız yırtıcı benim isteyebileceğim bir kart aslında. Ardından sen gel. Atakasa sokabilirim bu arada. 8'e 5'in avanı olduğu için bundan daha çok verim almak benim daha çok işime yarar. Ama burada bu baiti yemeyeceğimden emin olabilirsin kankam. Ölürse çünkü bir tane daha 8'e 4 dirilecek. Ve bu benim istediğim bir şey değil. Pas geç. Şimdi az önceki kartı neden koyduğumu göreceksiniz. Ya bu yaptığı da bir tık terbiyesizlik. Gel abi. Ufaların elinden çıkabileceğini bilemezdim ama arkadaşlar.
İşte ya Morgana ve özür dilerim Mordekaiser desteleri bu yüzden çok güçlü. Verdikleri üniteler tahmin edebileceğinizden çok daha iyi olduğu için aslında bayağı bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani bu tür Morde oynayıp bunu diriltirse mesela bizi patates edebilir. Ama bütün manasını bitirir ve derinlerin intikamıyla elinden alırız. Ki 5, 2 daha vereceğim. 10, Banko level atlayacak. Hatta bu tür oyunu bile bitirebilirim değil mi ben mantıken? 2 böyle yapıp sudaki kanla tekrar vurdurtmayı başarırsam kazanırız. Yani burada adamın ne oynayacağı önemli. Elinde intikam varsa Düşmek ne demekmiş ki göreceğiz. sağ olsun yok. 4 mana bu arada. Şimdi Morgana'sı level atlıyor ama Morgana'dan verim alamayacak. Çünkü ben bu tur yapabiliyorken bunu yapacağım. Abi Rek'Sai'ye saldırmak mı ama? Aslında çok daha mantıklı bir hamlem var. Şöyle yapıyorum. Tamam mı? Çekip saldırıyorum. Rek'Sai'm level atlıyor. Artı 2 artı 2 veriyor. Can çalmasından verim almasın diye. Ve level atlayınca elime geri kart veriyor. Tamam mı? Hani bundan yana problem yok. Gitmeyeceği için ve böyle güçlü bir ünite olduğu için hani elinden alabileceğimize inanıyorum. 3 manaya da benim 13 hasarlık Rek'Sai'm kesemeyeceğine ve abana olduğu için her şekilde kazandık diyebiliriz burada arkadaşlar. GGVP Ezmi kesinlikle öyle. Bir el daha girelim. Like atmayı da kesinlikle unutmayın sevgili dostlarım. Karşımızda şimdi full sırılgan destesi var arkadaşlar. Oduna karşı oyunu. Bu benim izleyicilerimden biri ya. Ben bunun nickini hatırlıyorum. Şimdi bu elimde kalmalı benim. Bunu gönder. Sürüyü çağır da bırakacağım. Ya öyle hatırlıyorum diye tahmin ediyorum. Öğrenci zaman büyücüsü. Güzel. Rek'Sai ayrıca güzel. Rakibin canını bir sıkalım. Şimdi bu tur Zersai yavrusu oynayacağım. Sürüyü çağırla. Rek'Sai'yi gönderip diğer tur direkt open'layacağım. Artı iki buff alıyor olması kendi başına yeterli diye düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Ben öyle hatırlıyorum ama öyle de olmayabilir. Bir de like atmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Tamam bu benim için okeydir. Zersai yavrusuyla bunu isteye, yani seve isteye blok diyebilirim. Saldırmayacaktır. Saldırısını engellemek bizim için yeterli. Şimdi aslında bunu yapmak mı, Fizz'ini elinden almak mı? Rek'Sai'yi gönder. Tamam. İki kart daha alalım ve bununla saldır. Korkuncu olduğu için bununla bloklayamaz. Ama elinde pasta atışı ya da başka bir şey varsa kesebilir. Ama 3 hasar bence kendi başına güzel. Çünkü zaten söylemiştim size pasta atışı olduğunu. Devam. Diğer tür kırmızı yüzgeçli çekiç burunla hani fizini çekip keseriz. Bu yüzden bunlardan çok korkmaya gerek yok diye düşünüyorum. Elimde zaten gördüğünüz üzere 3 tane var ve top deck'te Rek'Sai var. Diğer tur kaç yiyoruz biz? 5 hasar yiyeceğiz galiba. Yani bunu bloklayacağımdır. Bloklayacağım. Köpek balığı yavrusu mu? Köpek balığı yavrusu benim feda edebileceğim bir kart diye düşünüyorum ya. Odaklamada saldırdığı için problem yok. Şimdi kırmızı yüzgeçli çekiç burunda bunu bir çekilebilir yapalım. Öğrenci zaman büyücüsüyle bunu çekip keseceğim arkadaşlar. Bir manalık başka neyim var? Köpek balığı yavrum var aslında. Ya elde büyü yokken ünite oynamayı tercih etmek bizim için çok daha tatlı olacaktır. Bir de çekilebilir olduğu için canını her şekilde yakacağız. Ağır tatlı gelsin. Bununla keseceğimi sanıyorsa çok büyük yanılıyor bu arada. Aa. 5, 6, 7 olur değil mi? Öğrenci zaman büyücüsü gelsin sırf canı daha fazla diye. Destenin en üstüne pike koyalım arkadaşlar. Pyke'ı erken aşamada oynamak gerekiyor bu desteğe karşı. Çünkü durmadan saldırdığımda her ünite kestiğinde all clear atacağı için bu adamın şeylerine karşı canını yakabiliriz. Çek kanki. İkisiyle de saldır. Şimdi 3 hasarı bilerek bıraktım. Fizz benim için problem değil. Sırılganla canımı yakacak ya da buna buz tutturacak. Sağlamlık karışımı ve pasta atışı. Şimdi rakibin unuttuğu şöyle bir olay var ama. Adamın elinde sadece 2 kart kaldı. Ve diğer tur kaç hasar çıkartabiliyor ki? Buna da bir. Bunu yapalım. Aslında çekip de kesip de saldırabilirmişim ha. Turu bitir. 15'e 20. Oy. Derin derin intikamı. Open'larsa aldık Pendle komandonu elinden. Ha, direkt burada acıma heyecanından emin olabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Hatta çok daha iyi bir fikrim var benim. Kaç vuruyor ki pusu? 3 vuruyor değil mi? Pas geç abi. Azıcık ciddiye alacağım. Ya hızlı bir büyü zaten. Bunu atarsak bloklanır.
Bunu elinden alacağım ki içindeki yüzgeçli çekiç burun kartım elinden çıksın. Bu kartı güçlük olan şey zapt etmesi değil bu arada arkadaşlar. Gerçekten zapt etmesi değil ya. Allah'ım kaç etti? Pike'ım kaç vuruyor benim? 3-1-4 değil mi? Böyle yapınca ikisini birden kesiyorum. Kilitli. Bana burada bedavaya verdiğin için teşekkür ederim. Sadece 1-2 ile saldırıyor. Diğer turda çekip keseceğimiz için. Bir de üstüne Rex'e'yi oynayacağımız için. Bizim için çok daha verim aslında. Ha, yere oynasa ne oynamasa ne. Bunu benim elimden almak zorunda. Pas geç. Şimdi. Çok iyisin. Terk edilmiş. Bakkayı gelsin arkadaşlar. Tap'taki bir Rex'e'yi daha koyalım. Ardından bir Rex'e'yi daha oynayalım. Gerçekten çok iyi durumdayız bu arada şu an. Bir de bloklamak zorunda kalacak. Çünkü agro odaklıyım. Adamın elinde bilmediğimiz sadece iki kart var. Ağır tatlıyla bunları kesebilir. Bundan yana sıkıntı yok. Öncelikle adama yine bir hamle hakkı tanıyalım. Paşam Yuumi oynamayı bekliyor ya. Bunun başka bir mantığı yok arkadaşlar. Yani burada yayında olmadığım için, elimi göremediği için de kardeşim bana karşı bir üstünlük sağlayamıyor. Şimdi Fizz'in level atlaması önemli değil. Adam Yuumi'ye baitliyor arkadaşlar. 3 manaya ekstra bir şey yapamaz. Ve ben bu tur rakibin canını ciddi anlamda sıkacağım. Şimdi Rex'e kardeşim gelsin. Elde hem Pyke hem Rex'e var. O 1'e 2'sini kesinlikle almam gerekiyor. 6'ya 6 ile de Fizz'ini çekip keseceğim. Elde bir şey kalmazsa Yuumi ile de oynayamaz. Sıyrılgan bir şeye Yuumi vermesi gerekiyor adamın. Sen bunu çekiyorsun kanki. Sen de bunu çekiyorsun. Kilitli. Dediğim gibi elde bir şey kalmamalı. Bir de bu veriyor. 9. Şimdi bunun totalde 15 vurması gerekiyor. 6-4. 11. Bir vuruşa daha bundan sonra her ünite kestiğinde adamın elini temizleyecek arkadaşlar. Ve benim bir ekseğimin daha geliyor olması. Güzel. Bence benim açımdan. Turu bitir. Eğer level atlasaydı tabii işler çok daha farklı işlerdi. Şimdi bir ekseği daha çektik. Bu tur biraz AFK'yız. Buzul binek problem değil burada. Pas geç. Ya 7'ye 2 ile takaslarım yani. Yuumi verse de fark etmez. Hani 2'ye 2 veriyor. 7'ye 6 oluyor. Hani 7'ye 1 ile ya da 7'ye 2 ile zaten elinden alıyorum kanka ben. Ama Pyke level atladıktan sonra sen nasıl benim karşımda durmaya başlayacaksın çok merak ediyorum. Benim bu yüzden durmadan pas geçiyor olmam güzel. Bir de bu sadece ünite veriyor arkadaşlar. Ve eğer sıyrılgan bir ünite vermediyse zaten kankam sıkıntıda. Şimdi öncelikle köpek balığı yavrusu gelsin. Tamam mı? Bunun level atlıyor olmasına benim ciddi anlamda ihtiyacım var. Ya hadi sen de gel. 6 mana da bu arada bu. Yani bunun level atlayacağına eminim. Şu bakımdan eminim. Aa 6 manaya şey geliyor değil mi? Hangisi ama? Tam çok kötü bir hamle bu arada bu. Sonuçlandır. Şimdi neden kötü bir hamle olduğunu anlayacaksın. Adamın elinde hiçbir şey yok. Ve pusu her şekilde gerçekleşecek. 8 vuruyor. Hani hangi birini bloklayacaksın? 2 tane ünitem mi bloklamasa bile 16 hasar. Ve bu oyun burada bitmiştir artık kardeşim. Kendine iyi bakıyorsun. Ve hoşça kalıyorsun. GGBPS. Ya bu konuda çok şeyim arkadaşlar. Eğer beni ghostlamıyorsanız kolay kolay yenemezsiniz. Buradan Odun kardeşime de selamlar. Kendine çok iyi bakıyorsun gülüm. Hoşça kalıyorsun. Like atmayı unutmayın sevgili dostlarım. Hala bunu hatırlatıyorum. Bir el daha girelim. Karşımızda şimdi yine Morgana ve Mordekaiser var arkadaşlar. Bu elle kazanamayız. Zerzai yavrusu ve kapan çene sürüsü kalsın. Durmadan baskı kurabileceğim kartları istiyorum ki pusu gerçekleşsin. Bu Pyke'ın derinlerin intikamıyla kazanma ihtimalimiz var çünkü arkadaşlar. Hem Morgana'sını hem Mordekaiser'ını direkt temizleyeceği için bu kart. Sıkıntımız yok. Tur 1'de saldırı bizdeyken terk edilmiş Bakka'yı oynayıp riske atmayacağım. Ve taptaki Pyke koyuyorum. Pyke büyüsü benim için aşırı önemli. Bir manaya ne koyacağı umurumda değil. Doğrudan saldıracağım. Burada benim için önemli olan şey pusunun gerçekleşmesi ve bu kardeşimin derinlerin intikamı kartına dönüşüyor olması benim için açıkçası yeterli. Bu kartı oynayıp üstüne derinlerin intikamı oynamak sarabilir. Kapan çene sürüsü gelsin. Pusu durmadan aktif olsun benim için yeterli. Öngörü kartım var mı yok. Diğer tur direkt open'lamayı tercih edebilir miyim?
Gel abi Zersa yavrusum. Bir manalık kartlarında kötü tarafı bu işte. Yiğiten ilah geldi. Kaç iki manaya? Az önce niye oynamadı? Gerçi top deck'ten çekti değil mi? İki blok var. İki üniteyle saldıracağız. Üçe birileri bloklayamaz. Bu adam gerçi Demacia ve Gölge Adalarla oynuyor ya. Gölge Adalarda biraz daha çıkartabilecek bir şey var mı? Biraz garip bir hamleydi. Bilmiyorum. Bir de pusu gerçekleşmedi. Bravo. Turu bitir. 8 hasar almayı gerçekten kabul ettin ha. Pekala. Ya elde kart yok. Bundan sonra bekleyeceğiz. İyi yana 8'e düştü canı. Öğrenci zaman büyücüsü güzel. Bunu aslında saldırırken yapmak çok daha iyi. Direkt oyna ve pas geç. Hangi birini çekeceksin ki? Dur aslında bu ünitelerle saldırıp benim elimden alıyor olması benim inanılmaz işime gelebilir ya. Ha, çek kanki ikiye birini. Bravo. Çok çok kaliteli oynadın. Tebrik ediyorum seni. Hani bunu bir de düşünüp oynadın ya. Gerçekten helal olsun vallahi sana. Devam. Abi önce öngörü öğrendiği zaman büyüsü gelsin. Rexxei güzel. Buff verecek. Artı 2 artı 2. Artı 1 normal pusudan alacağız. Rexxei'nin kendisi artı 1 veriyor. Kankim tam olarak istediğimi yaptın da. Kaç veriyor pusu? 2 veriyor değil mi? Kaç vuruyor? 3 vuruyor. Bu beni üzmüş olabilir ha. Gerçi her şekilde saldıracağımı düşünürsem 4 hasar çıkartıyor değil mi? Saldırdıktan sonra böyle bir şey yapmak benim daha çok işime gelebilir. Bence. Hatta yerde 2 pike bile oynayabilirim ama tek pike benim için yeterli. Prangaya oynamaya gerek yok ya. Bu ölecekse ölsün yani. Hatta buna saldırmaya bile gerek. Sersemletti bir de. Şu adama karşı... Bence şöyle yapmalıyız. Tamam mı? Bu şekilde saldırmalıyım. Ve Morgana'sını elinden almayı garantilemeliyim. 3 can verecek karşılığında. Ama problem yok. Bunu verecek rakip çeki... Pekala. Aslında bu tur Pyke'ı yere düşebilsek güzel olurmuş. Morgana'sını al abi elinden. 4-2 Pranga'yı oynamayacağım. Diğer tur Rex'e gelecek. Morgana'yı almak. Aslında ben var ya diğer tur oyunda bitirebilirim. 5-5, 10-15 değil mi? Turu bitir ama Morgana'sı var. Ama ben savunmadayım bir de. Tamam bunları oynayabilirim o zaman. Problem yok. Pyke'ın kemik zıpkını bayağı iyi bu arada. İtenler Birliği. Pas 5'e 2'yi serbest bırakalım. 4 manaya bunu serbest bırakmam arkadaşlar. Anca saldırırken belki. Pas geç. Şimdi yapacağım hamleyi görünce çıldırabilirsiniz. Destin en üstüne koyacak ya. Böyle yapıp elinden alıyor olacağım bunu. Diğer tur. Ama hatırlamadığım şey şu. Bio olarak mı geliyordu yoksa yine Pyke olarak mı geliyordu onu hatırlamıyorum. Kemik zıpkından daha çok verim elde edebilir miydim acaba? Ama işin iyi yanı şu 10 ve 15. Yani bir sonrakinde direkt yeri temizleyebilirim. Üzdü. 7, 8, 9 oluyor değil mi? Level atlamıyor. Pyke gelsin o yüzden gene. İntikam at kanka Pyke'ıma. O rakip çeker lazım bana. Harbi nasıl keseceğiz? 5, 6 oluyor değil mi? Tamam bunu da saldır. Aa bir de Rek'Sai varmış. 7 oluyor. Tamam sıkıntı yok. Pyke'la bak Pyke'la herhangi bir şeye vurduğum anda direkt bu adamın yapacağı her şeyi temizliyorum. Bir Rek'Sai daha geldi. Onun sırf kart oyunu az çok pahalı olur ya yapacağım hamle. Diğer tur Rek'Sai oynamak zorundayım ama. Gel kanki tepede bir an. Hiç acımaya bile gerek yok. Hayalet demir tazı. Bunu öldürüp bir ünite daha çıkartıyor. Öldüğü için bir tane daha geliyor. Pas geç. Allah'tan çekilebilir değil ha. Çok kötü hamle. Çok çok inanılmaz kötü bir hamle ya. Abi. Şimdi level atlıyor ya. Level atladığı için herkesi kesiyor. Hani ikiye bir... Her şeyini verdi arkadaşlar bana bedavaya. Ve diğer tür oyun direkt bitti. Benim ünite vermemem problem değil. Herkese vurduğunu unuttum kanka. Ölümsüzü var. Ölümsüzü de elinden aldığı için. Allah'ım Allah'ım.
Hadi prangayı şey yapalım. Hangi birini kesecek? İntikam atar, diğeriyle oyunu bitiririz. Ama oyunu uzatmak ister miyim? Bir şey değil mi? Hadi uzatalım diyecektim. Teslim oldum. Okey, like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın sevgili dostlarım. Hoşça kalın.